Mesela insan ben imanlıyım der, güçlüyüm der. Bir iman derecesi daha vardır. Daha beynin açılır, daha keskinleşir. İnşallah. Mesela Hazreti Mesih gelecek, bakıyor eşyaya, her şeye bakıyor. Allah var. Bitti. Bir kesin kararını veriyor, iman kararını. Sonra Kur'an'a bakıyor, İncil'e, Tevrat'a bakıyor. Kur'an doğru. Bitti. Ondan sonra kolunu kopart, başını kopart. Ne yaparsan yap, kim ne yaparsa yapsın, imanda en ufak bir değişiklik olmaz. Yani şöyle, şimdi ben burada bu Kur'an'ı görüyor muyum? Gördüm. Kur'an var. Şimdi bu hakkar yakin bir imandır. Nettir bu. Şimdi bir adam derse ki burada bu Kur'an yok. Yani işte vesvese geldi bilmem ne falan. Olmaz, sen artık görmüşsün bu. Tamam. İnşallah. Bu konunun tartışması olmaz artık. Onun için Allah'a tam hükümlen, tam iman eden bir insan artık onu bir daha tartışmaya açmaz. Allah hep üstün zannedilir. İnşallah. İnsanların çoğunun Allah ayette tereddüt içinde bocaladıklarını söylüyor Allah. Tereddüt. Bir gün imanlı, hatta yarım saat önce imanlı, yarım saat sonra imansız. Bu çok büyük bir akılsızlıktır. Net karar verilir imana. Bir kere karar verilir, biter. Ondan sonra tartışmaya açılmaz o. İnşallah. Yani Allah'ın varlığına bir kere karar verirsin, biter. O kadardır. Kolun gitsin, bacağın gitsin. Yani neyi değiştirsin Allah'ın varlığını bu? Yani senin parmağının gitmesine mi Allah'ın varlığı gidecek? Parmağın gelince mi Allah'ın varlığına yeniden inanacaksın? Orada mı senin delilin? Sen değil mi? Sonsuza yakın delille gördüğün, yani Allah'ın sana verdiği kadar delille, artık sonsuz demeyeyim de görebildiği kadar delille net kanaatin gelmiş. Hakkal yakin. Artık bundan sonra tartışma olmaz. İnşallah. Yani kafada içte bir tartışma olmayacak. O yüzden de gittikçe gelişir tabii iman. Mesela daha sabırlı olsun. Mesela kızdığın bir şey düşünürsün. Ya dersin, ben niye kızıyorum? Kızmayacağım dersin. Mesela öfke ve intikam hissi vardır insanda. Almıyorum intikam. Vazgeçtim. Yapmayacağım. Mesela bu iman derecesidir bu. Mesela affedilmeyecek bir şey. Affediyorum. Niye intikam alayım? Yani ne kazanacağım intikam alınca? Niye affetmek bu kadar zor olsun? Bu bir iman derecesidir. Mesela korkulacak bir şey var. Korkmuyorum. Allah'tan korkuyorum. Korkmuyorum. Bu da bir iman derecesidir. Onun için hep Kur'an'da mesela Allah söyler, iman edenlerin korkmaması gerektiğini söyler Allah. Çünkü her şey Allah yarattığına göre. Allah'tan başka neyden, niçin korkuyorsun sen? Çünkü farz edelim kapının kolu geldi, kafana çarptı. Allah yaratır onu. Kapının kolu yapmaz. Ya ayağın tökezlendin, düştün. Allah düşürür. Ve kaderindedir o senin. Allah senin sabrını, iradeni, ona olan sevgini görmek istiyor Cenab-ı Allah. Nereden anlayacaksın o zaman? Sevgi nasıl anlaşılacak? Evet, inşallah. İnsan sevdiği için acıya katlanmıyorsa, çeliğe katlanmıyorsa, güzel ahlakla zaten sevgi oluşmuyor ki. O zaman et kemik olarak görürsün. Güzel ahlakından dolayı insan seviyor sevdiğini. Mesela